Evet, 1934 yılı yapımı, 1935'te hizmete giren Atatürk'ün özel vagonunda en arka kısmındayız. Oyunlar için ayrılmış bölümü, 1927'de Atatürk'ün çekilmiş bir fotoğrafı ve bu vagonla yapmış olduğu seyahatlerde çekilmiş yine bir fotoğrafı ve toplantı odası ve Atatürk'ün müzik dinlediği gramofonu ve radyosu. Toplantı masası, genç arkadaşlarımız. Merhabalar. Merhaba. Evet. Buradan özellikle yavaş yavaş çıkalım. Özellikle onu belirtin, naaşının geldiği masası. Evet. Ve naaşının geldiği masası bu Atatürk'ün. Bu masa üstünde geliyor ve camdan çıkarılıyor. Evet. Ve bu camdan, şu hemen yanımızdaki bu camdan çıkarılıyor. Bugün bu tren Ankara tren garında bulunuyor. Konutumuzun önünde. Ve direksiyon binasının hemen önünde. Burada çeşitli kompartmanlar var. Bu kompartmanlardan bir tanesinde Atatürk'ün seyahatlerinde, tren seyahatlerinde yattığı yatak odası. Devam ediyoruz. Bu sefer vagona ait banyosu ve tuvaleti. Hemen yanında hanımlar için ayrılmış kompartmanı. Bu da bir hemen önümüzde bir kapı var. Kompartmanı bir şekilde ikiye ayırıyor. Çünkü burada yaverine ait bölümü var. Ve yaver ve korumasının kullanmış olduğu bölüm ve tuvaleti. Evet, bugün Ankara Turist Rehberleri Odası Anro'nun düzenlemiş olduğu gezi vesilesiyle yapmış olduğumuz bir ziyaret Atatürk'ün Ankara Tren Garı ve hemen direksiyon binasının yanında bulunan bu meşhur vagonu. Ancak Covid önlemleri sebebiyle bu vagon ziyarete kapalı. Ancak bugün özel bir izinle bizler için açıldı. Korona tedbirlerinin kalkmasıyla birlikte tekrar ziyarete açılacaktır. Ankara Tren Garı. Direksiyon binası ki bu binada 1920-22 yılları arasında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında kullanmış olduğu bir tür karargah ve lojman gibi binası. Bu binanın yine bir ilginç özelliğinden de bahsetmek gerekiyor. Bu gördüğünüz bina iki katlı. Alt katı zamanda askerlerin bir anlamda koğuşu, üst kat ise Atatürk'ün lojmanı. Atatürk bu binaya girerken milli mücadele yıllarında, yani 1920-22 yıllar arasında asla burada gördüğünüz şu giriş kapısını kullanmıyor. Burası bugün müzenin giriş kapısıdır. Bu giriş kapısını kullanmamasının bir sebebi burada askerlerin dinlenmek için koğuşa girdikleri esnada onlara rahatsızlık vermemek için binanın öbür tarafındaki kapıyı kullandığını biliyoruz. O kadar kendilerine, askerlere, Erat'a o kadar saygılı bir komutan Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Ankara Tren Garı'ndan herkese sevgiler, saygılar.